En Derin kanalında herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Bu videoda Decathlon'dan gelen radar cihazımızı açacağız. Kutu açılımı yapacağız. Garmin Striker Plus 4 geldi arkadaşlar. Şöyle kutusunu açalım. Nasıl gönderiyorlar? Bu reklam falan değil arkadaşlar. Decathlon gelip de bize sponsor olacak değil. Ben Decathlon'dan 3. cihazımı aldım bu arada. Bu 3. radar cihazımız. Memnun musun diye soranlar var. Arkadaşlar memnun olmasak almayız. Burada bir etiket çıktı içerisinde. Sevkiyat etiketi. Şöyle büyük bir kolide göndermişler. Büyük ihtimal zarar görmesin diye. Bu üçüncü cihazımız. Bakın kutu içerisinden neler çıkıyor göstereyim size. Cihazla da ilgili bilgi vereceğim. Şöyle en kafada radar cihazımızın kendisi arkadaşlar paketli bir şekilde geliyor. Şöyle. Bu orijinal kutusu. Burada montaj ayağı var. Bunu işte tekneye monte edip cihazı buna takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ayak böyle aşağı yukarı sağa sola dönebiliyor. Şu radar aynası, radar aynası var mı diye soranlar oluyor. Arkadaşlar radar aynası var tabii ki. Bu cihaz profesyonellerin başlangıcı. Yani profesyonel cihazlar gibi çalışıyor. Zaten kendisi profesyonel bir cihaz. Şimdi neden büyüğünü almadık da küçüğünü aldık onu da anlatacağım. Burada yine montaj ayakları var. Aynanın arka kıça montaj edilebilmesi için ayak var arkadaşlar. Kendi vida setini de gönderiyorlar. Vidaları da içerisinde. Artı elektrikli motor kullanıyorsanız elektrikli motorların bazılarında ayna takma yeri var. Oraya taktığınızda onun içinde bir klips var arkadaşlar. Onun içinde bir sert klips gönderiyorlar. Bu klipsi kilitleyip açabiliyorsunuz. Hatta şöyle gösterelim. Şöyle bir klips arkadaşlar. Sert bir klips. Bunu istediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kilitleyebiliyorsunuz. Bakın burada ayağı var. Şurada. Bu ayağı tuttuğunuzda işte klips kilitli ise basıyorsunuz, çekip çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bildiğimiz kablo bağına benziyor ama bu kaliteli olanı. Malzeme kaliteli, güzel. Şöyle tekrar poşetine koyalım. Bunları çünkü ancak 2 gün sonra montaj yapabileceğiz. Burada yine elektrik kablo bağlantısı var arkadaşlar. 2 gün sonra montaj yapacağım. Montaj videosu ayrı olarak gelecek. Tekneye nasıl montaj yapıyoruz? Nasıl montaj yapabiliriz? Tekneyi sudan çıkarmadan montaj yapabilir miyiz? Bunlarla alakalı size bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle tabii ki radar cihazı araştırıyorsunuz. Radar cihazı almak istiyorsunuz, kullanmak istiyorsunuz. Biz radar cihazını denizde niye kullanıyoruz arkadaşlar? Balığı bulup balığın üzerine tekneyi çekip rahat bir av yapmak için, daha fazla balık tutmak için veya işte büyük balıkların yerini tespit edebilmek için bunu kullanıyoruz. Yoksa nasıl geçiyor? Mesela birkaç aydır büyük tekneyle çıkıyoruz. Radar küçük teknemizde bağlı biliyorsunuz. Küçük teknede video çekimi yapamıyorum. Büyük teknede radar olmadığı için karambol yani balığı görmeden kara düzen gidiyoruz. İşte bir olta atıyoruz. Balık yok 10 metre gidiyoruz. Balık yok 10 metre gidiyoruz. Balık yok. Kendimizi yoruyoruz. Ama radar teknede bağlıyken seyahaten yani hareket halindeyken balığı radar cihazına görebiliyoruz. Bunun sinyali var, bilmem nesi var. Bir sürü özelliği var arkadaşlar. Onları da size tekneye montaj yaptıktan sonra ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Balığı gösteriyor ve o noktada duruyoruz ve balığı tutma şansımızı yükseltiyoruz arkadaşlar bu cihazla. Bu cihaz profesyonel mi? Evet, bu cihaz profesyonel arkadaşlar. Profesyonellerin başlangıcı. Boyut olarak küçük. Bundan sonraki cihazlar biraz daha ekranları büyüyor. Daha geniş oluyor. Neden daha büyük ekran almadım? Benim ihtiyacım balığı bulmak, derinliği göstermesi gibi özellikler arkadaşlar. Harita özelliği. Mesela bunun içerisinde harita özelliği var. Harita denizde merayı işaretleyebiliyorsunuz. İşaretlediğiniz merayı otomatik olarak gidebiliyorsunuz. İşte teknenizde otomatik git özelliği varsa bu cihazla birlikte onu birbirine entegre ettirebiliyorsunuz. Bu şekilde de avlak noktanıza gidebiliyorsunuz. O özellik yoksa zaten gene cihazda haritayı açıyorsunuz. Haritada işaretlemiş olduğunuz bir noktayı seçerek o noktaya gidiyorsunuz arkadaşlar. Haritada navigasyonu var. Navigasyonda sizi gösteriyor nasıl gideceğinizi. İşte yolu gösteriyor. Yol tarifiyle beraber denizde mevcut meranıza ulaşıyorsunuz. Siz radar cihazından ne istiyorsunuz? Yani balık tutmak için bir cihaz istiyorsanız bu cihaz size yeterli olacaktır. Bunun daha büyük ekranları var.
Daha büyük ekranlarda daha fazla özellik yok arkadaşlar. Yani özellik bu. Yani balığı göstermesi. 200 metreye kadar hani balığı gösteriyor. 200 metreye kadar net olarak gösteriyor mu? 200 metrede ben balık avına gitmiyorum. 120-140 metrede göstermiş olduğu balıkları aldım arkadaşlar. Mezgit radarda çıkmıyor diyenler var. Arkadaşlar mezgit balığı seyrek gezdiğinden dolayı deniz içerisinde. Seyrek dolaştığından dolayı radar onu görmeyebiliyor. Zaten istavriti ve diğer balıkları da tek geziyorsa ve küçükse göstermiyor zaten. Hani düşük frekansta tarama yapıyorsunuz. Düşük frekansta balık gösteriyor. Yüksek frekansta balık göstermiyor. Tam olarak olay bu. Düşük frekansta az sayıda olan balığı da gösteriyor. Yüksek frekansta onları göstermiyor arkadaşlar. Bu diğer cihazlar için de geçerli ama tabii ki çok daha prof cihazlar var. 80 bin liralık, 100 bin liralık cihazlar var. Paranız varsa hani 200 bin lira ben radar cihazına verebilirim diyorsanız arkadaşlar cihaz önerisinde bulunurum size. Ama gerek var mı? Gerek yok. Bizim işimiz balığın toplu halde yani kümeleşmiş balığı bulmak ve kümeleşmiş balığın üzerine tekneyi çekerek o kümedeki balıklardan avlamak arkadaşlar veya büyük boyuttaki balıkları bularak onları tespit ederek onları avlamak. Büyük balığı zaten görebiliyoruz. Hani bizim radarda böyle tek tük geçen balığı görmüyor dediğimiz olay şu. Yani şöyle küçük kıraça 5 tane 6 tane kıraça geçiyor. Bu 5 tane 6 tane kıraça için zaten biz tekneyi durdurmuyoruz arkadaşlar. Yani bizim duracağımız noktada 1000 tane 2000 tane büyük istavrit olması gerekiyor ya da büyük mezgit olması gerekiyor veya dibe yapışık olan işte çinekoplar veya tarzı balıkları bulmak için kullanıyoruz. Bu cihaz bu balıklar için işinizi fazla fazla görür arkadaşlar. Daha düşük daha uygun fiyatlara var yok mu var ama onlar bu cihazın yaptığı işi yapmıyor arkadaşlar. Balık simgesi soranlar var bilmem neyini soranlar var arkadaşlar balık simgesi de var. Eğer tatlı suda kullanacaksanız balık simgesini açmanızı tavsiye ederim. Balıkların üzerlerini numaralandırıyor. Balıkların büyüklüğüne göre numaralar çıkıyor üzerlerinde. Ama denizde bunu yaptığınız zaman ortalık karışıyor cihazda. Hani çok fazla balık var. Hepsini birden işaretleyecek. Ne yapacak? Biraz daha sağlıksız oluyor. Biz onda daha farklı bir ayar kullanıyoruz. Cihazımız bu. Geldi. Decathlon'dan aldım arkadaşlar. Herhangi bir satış ortaklığım falan Decathlon'la yok kesinlikle. Ucuz sattığından dolayı Decathlon'dan aldım. Yani şu an piyasada bu cihaz 6000'e satılıyor, 6500'e satılıyor, 7000'e satılıyor, 7800'e, 8000'e fiyatlandırma yapan var. Decathlon 5900 liraya satıyor arkadaşlar. Ben ilk aldığım Garmin Striker Plus 4 cihazı yanlış hatırlamıyorsam 1800 liraydı. İkinci aldığımız 2400 lira civarında bir şeydi. Bunu da 5900 liraya aldım. KDV kargo dahil arkadaşlar. Cihazı internet sitesinden satın aldım ve 3 gün içerisinde elime ulaştı. Gidip mağazadan almak isterseniz Karadeniz bölgesinde Samsun'da Decathlon var. Trabzon'da da yakın zamanda Decathlon olacak ama diğer şehirlerdesiniz işte belki Decathlon olmayan bir şehirdesiniz. Bu çok zor bir ihtimal. Mağazaya da gidip fiyat sorabilirsiniz. Mağazada fiyat ya biraz daha düşük ya biraz daha fazla arkadaşlar. Onu net olarak bilmiyorum. Çünkü mağazadan hiç fiyat sormadım ben. Bugünkü güncel fiyatı, videoyu zaten bugün çektim, bugün yüklüyorum. Videonun tarihine bakın arkadaşlar. Bugünkü fiyatı 5900 lira. Decathlon'un internet web sitesinden satın aldım. Cihazı 2 gün sonra montaj yapacağız. Ve montajını nasıl yaptığımı size bir video çekeceğim. Ayarları nasıl yaptığımı ayrı bir video çekeceğim. Ve cihazla daha fazla video gelecektir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım kafanızdaki soru işaretleri gitmiştir. Videomuzu beğendiysek videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videomuzu paylaşalım. Ve kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.